İzmir Çubuk ekranlarından tekrardan herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. İzmir'den haberlerle karşınızdayız. Şubat ayında temeli atılan Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin itiraz ve yargı süreci sona erdi. Danıştay'ın aldığı kararla metronun yapım işinin kaldığı yerden aynı şekilde devam etmesinde hukuki bir engel olmadığı tescil edildi. İSSU Genel Müdürlüğü güçlü altyapı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tarım ve hayvancılığın ön plana çıktığı Kiraz ilçesinin Kaleköy mahallesine komşu mahalle Karaburç'tan içme suyu sağlayacak 2000 metrelik su hattının imalatı tamamlandı. Çalışmaları tamamlanan içme suyu hattı 120 haneye hizmet edecek. İSSU Genel Müdürlüğü 70. Atık Su Arıtma Tesisini Mordoğan'da hizmete aldı. Günlük 11 bin metreküp arıtma kapasiteli tesisin hizmete girmesiyle Mordoğan'ın atık su sorunu tarihe karışacak. 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan tesis sayesinde plajdaki su kalitesi Ardıç Plajı'na da Mavi Bayrak Ödülü getirdi. 26 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercih günleri düzenleyen Büyükşehir Belediyesi 10 gün boyunca tarihi hava gazı fabrikası gençlik yerleşkesinde birer gün Urla, Bergama, Ödemiş, Selçuk ve Aliağa'da kurulacak tercih noktalarında uzman rehberler ve çeşitli şehir ve üniversitelerde farklı bölümlerde okuyan akran danışmanlarıyla gençlere destek verecek. İlgili merkezlere öğrencilerin ulaşımı da sağlanacak. Tarihler, tercih noktaları ve ilçelerin tercih günleri için gençizmir.com adresinden bilgi alınabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu U15 kadın takımı 2. Lig'de şampiyonluğa ulaştı. Adana'da 15-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Lig grup maçlarında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 19-4'lük skorla geçti ve 1. Lig'e yükseldi. İzmir'in haberlerini şimdilik noktaladık. Haftaya tekrar İzmir Çubuk ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.